Evet, herhalde hazırız. Çok değerli basın mensupları, hepinize iyi mesailer diliyorum. Sağlık diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün itibarıyla 2020 yılı bütçe maratonu, pardon 2022 bütçe maratonu ve 2020 kesin hesap raporları geldi, başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay bütçeyi Yüce Meclis'in Plan Bütçe Komisyonu'na sundu. Önce tabii hayırlı olsun. Umarız ve dileriz ki bu bütçe milletin yüzünü güldürür diyeceğim de diyemiyorum. Çünkü verdiği rakamlar, ortaya konulan bütçe milletin yüzünü güldürmek şöyle dursun. Kara kışın çok çok fena geçeceğini, önümüzdeki bir yıl millet için yeni bir ızdırap yılı olacağını çok açık resmi rakamlarla ortaya koyan bir bütçe. Siyaset umut vermesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aziz milletimize umut vermeyi çok isterdim. Ama maalesef bu şansımız bu tablo, bu rakamlar karşısında yok. Bütçenin gelirleri 1 trilyon 472 milyar olarak öngörülüyor. Giderleri 1 trilyon 751 milyar TL olarak öngörülüyor. Yani bismillah başlarken bütçede 278 milyar açık var baştan. Ki bu açığın bütçe sonuna doğru daha da büyüyerek gerçekleşeceği de yatsınamaz bir gerçek. Gene bu bütçede, yani 1 trilyon 751 milyarlık bütçede 240 milyar faiz gideri öngörülmüş. Bu şu demek: kıymetli vatandaşlarımızın yaptıkları her alışveriş nedeniyle devlete ödedikleri vergi bakımından her 100 liranın, vatandaşın ödediği her 100 liranın 19 lirası faiz rantına gidecek demek. Döviz arttıkça bu sayı da kendiliğinden artacak. Bir bütçe düşünün. Bir bütçe düşünün. Bir ülkenin bir yıllık bütçesinde yatırım 132 milyar, yatırım, faiz 240 milyar. Neredeyse yatırımın iki katı faiz var. Bu vahim bir tablo. Çok vahim bir tablo. Bu şu demek: Türkiye her ay 20 milyar faiz ödeyecek. Devlet. Yani bu bölersen her hafta 4 milyar 300 milyon TL faiz ödeyeceğiz. Gün hesabı yaparsak bu ülke her Allah'ın günü 613 milyon lira faiz ödeyecek demek. Ve üzülerek söyleyeyim, kur arttıkça bu rakamlar da maalesef artacak demek. Hazinenin, şu anda devletin hazinesinin 2 trilyon 181 milyar TL borcu var. Daha vahim olan şu: bu borcun %56'sı, yani 137 milyar doları, %56'sı döviz cinsinden, altın cinsinden, 137 milyar doları döviz borcu. Döviz 1 lira artarsa devletin borcu 137 milyar lira daha artacak. 2 lira artarsa 274 milyar lira artacak demek. Bu bütçede en kaba ve yalın tabirle şu var: sosyal yardımlar için ayrılan para 104 milyar. 6 milyon aile Türkiye'de, 6 milyon 630 bin aileye sosyal yardım şu veya bu oranda veriliyor.
Yani 2022 yılında 6 milyon 630 bin aileye ayırdığımız para 104 milyar. 6 milyon 630 bin aileye ayırdığımız para 104 milyar. Ama bir avuç tefeci için faize ödeyeceğimiz para 240 milyar. 104 milyarın iki katından fazla. Daha vahim bir şey var bu bütçede. 6 milyon aileye 104 milyar ayıran devlet beşli çeteye, yani 5 aileye, 5 kişiye 42,5 milyar garanti ödemesi yapacak. Erdoğan, hani hazineden 5 kuruş çıkmayacaktı, bu ne? Ya Fuat Oktay millete yalan söylüyor ya sen söylüyorsun. Bu söylediğim rakamlar Fuat Oktay'ın meclise sunduğu bütçeden aldığımız rakamlar. Erdoğan diyor ki hazineden 5 kuruş çıkmayacak. Fuat Oktay diyor ki sadece 2022 yılı için 42,5 milyar gidecek. 5 kişiye 42,5 milyar, 6 milyon 630 bin aileye 104 milyar. Bütçe bu. Dolayısıyla bu bütçe ne milletin ne devletin bütçesidir. Bu bütçe sarayın, saray şürekasının, beşli çetenin ve faiz baronlarının bütçesidir. Bütçe 84 milyonun değildir. Bütçe 3 merkezindir. Faiz baronları, beşli çete, saray. 84 milyon vatandaşımız 2022 yılında beşli çeteye, faiz baronlarına ve saraya çalışacak. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söyledim. Aslında bu bütçeyi sunarken Sayın Oktay'ın özürle başlaması lazımdı. Geçtiğimiz bir yılda sizi fakirleştirdik, sizi enflasyona ezdirdik deyip bir özür dilemesini beklerdik. Bahane de bulabilirdi, bir sürü bahane üretebilirdi. Bu bütçede 2022 yıl için söylüyorum, devlet memurlarımıza öngörülen zam %5. İlk 6 ay. Sonraki 6 ay Allah kerim. Ama bu bütçede Cumhurbaşkanımıza öngörülen zam %14,5-15. Yani devlet memurlarının maaş artışının 3 katı daha fazla. Ama hakikaten 84 milyon biz çileye, meşakkate, fedakarlığa, cefaya, özveriye alıştık. Ya bir tane cumhurbaşkanınız var dedim. Enflasyon %19,6, cumhurbaşkanının maaşına %14 zam yapıyorsunuz. Bari cumhurbaşkanını enflasyonu ezdirmeyin dedim. AK Parti grubuna bakalım göreceğiz. Belki beni dinlerler, cumhurbaşkanının zammını enflasyonla aynı yaparlar. Değerli arkadaşlar, bir ülkede Erdoğan diyor ya bazen varlıkla bazen yoklukla sınanırız. Erdoğan devlet memuruna %5'i reva görürken kendi maaşında niye 14,5 artış yapıyorsun? Ayıp değil mi? Yani bu şu demek mi? Sen varlıkta sınanacaksın, millet yoklukta sınanacak. Sen refahta sınanacaksın, millet sefalette sınanacak. Sen sefada sınanacaksın, millet cefada sınanacak. Biz bunu kabul etmiyoruz Erdoğan. Görüyorum, diliyorum ve umuyorum ki bu bütçe Türkiye'nin son sefalet bütçesidir. Bu bütçe bir avuç azınlık için sefa, 84 milyon için cefa bütçesi olarak Türkiye'nin son bütçesidir. Erdoğan ve şürekasının son bütçesidir. Bundan sonraki bütçeyi inşallah Millet İttifakı olarak bizler gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, tercihli yol vardır. Tercihli dersler vardı. Hep talebelikte böyle tercih ederdik. Seçmeli tercih, tercih işte. Seçmeli tercihli ders. Fakat tercihli müteahhit yoktu. Türkiye'de böyle bir kavram yoktu. Tercihli vakıf da yoktu.
Şimdi bu hükümet tercihli yoldan, tercihli dersten vazgeçti. Şimdi tercihli müteahhitler var. 5 tane. Maşallah. Dünya Şampiyonlar Ligi'ne girdiler devletten ihale alma konusunda. Dünyada bunlardan daha büyük şirket müteahhit yok. Devletin bütün ihaleleri bunlarda. Bir de tercihli vakıflar var. TÜG var. Efendim, Türken. Efendim, neydi öbür ki ya? TÜRGEV. ENSAR, böyle var. Bu vakıflar imtiyazlı. Devlet işi gücü bırakıyor, bu vakıfları paraya, parayı pompalıyor. Sonra bu vakıflar kamuda atamalara karışıyor. Kara kuvvetleri, yani şimdiki adıyla Milli Güvenlik Akademisi'ne girecek subay adaylarının belirlenmesine karışıyor. Tayinlere karışıyor. Görevde yükselmeye karışıyor. Kaymakam, vali atamalarına karışıyor. Hakim, savcı atamalarına karışıyor. Hakikaten devlette yeni bir yapılanma. Sadece adı farklı. Sadece eskiden bir FETÖ vardı, ortak bunlara payanda, paralel. Şimdi birkaç vakıf var. Ama aslında bu vakıfların hepsi de sonuçta en yukarıda gene saraya bağlı. Ve bu vakıflarla ilgili uyarılarımızı yaptıkça da ne devletin cumhuriyet savcılarını ne kamu bürokratlarını kendilerine anayasaca öngörülen, verilen görevlerden anayasanın amir hükümlerine uymaktan imtina ettiklerini görüyoruz. Sayın Genel Başkanımızın kamu bürokrasisi için yaptığı uyarı aslında tümüyle kamu bürokrasisinin çalışanlarının, memurlarımızın hangi statüde olursa olsun, memur deyince aklınıza tahrirat katibi ya da bir kamu dairesindeki memur, şef gelmesin. Bunun içinde hakim de var, savcı da var. Bunun içinde vali de var, kaymakam da var. Bunun içinde en üst düzey bürokrat da var. İl düzeyinde, ilçe bazında ilçe müdürlükleri ve ihale yapan, ihale komisyonlarına katılan memurlar da var. Şimdi eğer memura hırsızlığa alet olma, hırsızlığa göz yumma demek tehditse, evet bu bir tehdit. Memura partizanlık yapmayın, adil olun demek tehditse, öyle algılasınlar. Biz öyle algılamıyoruz. Biz bunu samimi, yapıcı, insani bir uyarı olarak görüyoruz. Memura kanunsuz emre itaat etme. Yani anayasanın 137. maddesine göre hareket et demek. Memura 650 sayılı devlet memurları kanunun 6. maddesine riayet et demek. Tehditse böyle tehdide can kurban. Bunlar tehdit değil. Bunlar samimi uyarı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki en yüksek yargıdan bir ilçedeki tapu, nüfus, bilmem tarım müdürlüklerine kadar bir vesayet var. Kamu bürokrasinin üstünde bir vesayet var. Kamu bürokrasinde hiyerarşi olur, vesayet olmaz, basınç olmaz. Memur önündeki evraka, ait olduğu mevzuata, uymak zorunda olduğu mevzuata göre iş yapmak zorundadır. Heyhat hal böyle değil. Biz böyle deyince ya hırsız ev sahibini bastırırmış. Bunlar da bay siz memuru tehdit ettiniz diyor. Biz memuru sizin tehdidinizden korumaya çalışıyoruz. Biz memurun sizin kirli emellerinize alet edilmesini önlemeye çalışıyoruz. Biz memuru gayri yasal emir ve talimatlarınıza karşı dik durmaya çağırıyoruz. Anayasa açık. Kanunsuz emir yerine getirilmez. Askerde bile getirilmez. Hani askerde bir söz vardır. Mantığın bittiği yerde askerlik başlar. Evet ama askerde bile kanunsuz emir yerine getirilmez. Buradan tekrar söylüyoruz. Bizim için memurlarımızın hepsi birdir. Saygıdeğerdir. Ve devletin memuru saygın konumunu korumak zorundadır. Devletin memuru saygın olursa devlet saygın olur. En tepeden en aşağı kadar. De kamu bürokrasisinin bir siyasi partinin militanı gibi, onun üyesi gibi, ona hizmet eder bir anlayışla bir siyasetçinin değirmenine su taşımaktan başka ideal gütmemesi devleti çürütür. Efendim oluversin. Bunlar gidince de size uyarlar. Olmaz. Bize de uymasınlar. Anayasa neyi emrediyorsa onu yapsınlar.
Eskiden şöyle bir söz vardı. Denirdi ki ayaklar baş, başlar ayak oldu. Şimdi ben bunu biraz değiştirdim. Türkiye'de devlet şu hale geldi. Devlette yetkili ama etkisizler var. Devlette yetkisiz ama etkililer var. Biz yetkili ve etkili olsun diyoruz. Yetkili etkili olsun diyoruz. Tam tersi. Yetkisiz ama etkili. Devlet bunun için çürüyor. Örnek vereyim bir tane. İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı değil mi? Bunların yetkileri var. Meclise gelip yemin ediyorlar. Meclise gelip bütçe sunuyorlar. Ama soruyorum size. İbrahim Kalın mı dış işlerinde daha yetkili, Mevlüt Çavuşoğlu mu daha yetkili? Soruyorum. Etkili, pardon. Etkili. Yetki Çavuşoğlu'nda, etki Kalın'da. Sağlık Bakanı, Tarım Bakanı, İçişleri Bakanı yetkili. Ama Fahrettin Altun daha etkili. Bu yanlış arkadaşlar. Bu Erdoğan için de yanlış. Bu devlette çürümeyi getirir. Devleti çürüyen bir millet zorda darda kalır. Dünya milletler ailesi nezdindeki itibarını yitirir. Şimdi dün Sayın Numan Kurtulmuş dedi ki varsa bir suç işleyen buyurun getirin kardeşim. Nereye getireceğiz Kurtulmuş? Yargıçların cübbelerine düğme diktiniz. Savcıların ellerine kelepçe bağladınız. Ha ben sana bir suçlu söyleyeyim. Hadi sen gereğini yap. Hariri ailesi Telekom'un içini boşalttı. Türkiye'ye 6,5 milyar dolar tokatladı gitti. Doğru mu? Doğru. Bunu reddedebilecek bir devlet görevlisi var mı? Yok. Peki bu sırada Telekom yönetiminde hazine adına görev yapanlar ne yapıyordu? Kimdi bunlar? Numan Kurtulmuş. Devletin 6,5 milyar doları tokatlanmış. Senin hazinenin oradaki temsilcileri de orada o işin başındayken. Bunun bir hesabının sorulması gerekmez mi? Birilerinin bu konuda hesap vermesi gerekmez mi? Kim var orada? Efkan Ala var. Yiğit Bulut var. İbrahim Eren var. Ve Fuat Oktay var. Devleti 6,5 milyar dolar tokatlanmasına göz yuman en azından, en hafif ifadeyle göz yuman insanlar daha tepelerde, halen tepelerde. Şimdi Süleyman Soylu da demiş ki neyin hesabını soracaksınız? Bir hesap soracağım ben şimdi Sayın Soylu'ya. Hani diyor ya neyin hesabını soracaksınız? Bir hesap sorayım. Önce bir tane çok hepimizin bildiğini soralım. İçişleri Bakanı olarak mafyadan 10 bin dolar milletvekili her ay harcırah alıyor dedin. Ya sen İçişleri Bakanısın. Eğer sen bunu açıklamıyorsan ben anlayacağım belki sen aldın. Ya bir milletvekili, bir siyasetçi bunu alıyorsa ve bunu Sedat Peker değil Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak söylüyorsa kardeşim bunu sen açıklayacaksın. Sen bunu açıklamazsan işte senden bunun hesabını soracağız. Soruyordun ya neyin hesabını diye. Peki bir hesap daha soralım. Hesap madem sormuş söyleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz'ı Avusturya'dan neden istiyorsunuz kardeşim? Neden Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'dan iadesini istiyorsunuz? Neden söyleyeyim. Kara para aklama suçuyla ilgili bu adamın bir sürü dosyası var. Başka? Dolandırıcılıkla ilgili evrakları var. Başka? Siyasi nüfuz için kara para kullanmakla ilgili evrakları var. Peki Sezgin Baran Korkmaz hikayesi nedir dersiniz? Ekim, Kasım, Aralık hikaye budur. Ekim ayında Sezgin Baran Korkmaz için yurt dışı çıkış yasağı koyuldu. Kara para aklamak, dolandırıcılık suçundan. Gene Ekim ayında 2020'den bahsediyorum. Mal varlığına tedbir koyuldu. Güzel, çok güzel değil mi?
Yargı bu kararları aldı. Kasım ayında ne oldu? 2020'nin Kasım ayında. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışı yasağı kalktı. Kaldıran ne oldu? Yurt dışı yasağını kaldıran hakim ne oldu? Adalet Bakan Yardımcısı oldu. Başka? Mal varlığına tedbir kararı da kaldırıldı. Kaldıran savcı ne oldu? Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Pardon. İyi ki bu danışmanlar var. Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Sonra öğreniyoruz ki Kasım ayında bunlar oldu. Aralık ayına geldik. 4 Aralık'ta yurt dışı yasağı kaldırılıverdi, mal varlığı tedbiri kaldırılıverdi. 4 Aralık'ta Sayın Soylu Sezgin Baran Korkmaz'la buluştu. Görüştü. Buluştuğu bilmiyorum, görüştü. 5 Aralık'ta ertesi gün Sezgin Baran Korkmaz hatta gitti. Kaçtı. Sonra öğreniyoruz ki bu Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binmeyen devlet görevlisi kalmamış. Süleyman Soylu dahil. Bunların içinde hepsini saymıyorum. Ama gerektiğinde sayarız. Ama şu kadar söyleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz'ın özel uçağına binmeyen devlet büyüğü kalmamış arkadaşlar. Şimdi Süleyman Soylu. Biz bunun hesabını sormayalım. 2017'de Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin mi binmedin mi? Özel uçağına. Sezgin Baran Korkmaz'la görüştükten sonra ertesi gün adam niye kaçtı? Kaçtıktan sonra tekrar yakalama kararı niye çıktı? Şimdi Avusturya'dan adamı niye istiyorsun kardeşim? Hesap soracağız. Neyin hesabı? Mesela bir hesabı sormayalım bu Soylu. FETÖ'ye karşı hamaset yapıp duruyorsun. 15 Temmuz darbesinin baş mihmandarı Adil Öksüz yakalandıktan sonra nasıl salıverildi? Kim salıverildi? Hangi kanunsuz emirle Adil Öksüz salıverildi ve kaçırıldı? Bu salıverilme ve kaçırılma işinde görev kusuru, görev ihmali, görev suçu işleyen bürokrasiden, ya adli mercilerden, emniyet mensuplarından hesap soralım mı, sormayalım mı ya? Soruyorum. Soma maden faciasından sonra yakınını kaybeden madenci yakınına tekme atan polisten, tekmeleyen polisten hesap soralım mı, sormayalım. Bunun için diyoruz ki kamu bürokrasisine, devletin memurlarına, hakimlerine, savcılarına kanuna uyun. Erdoğan'dan korkmayın, kanundan, anayasadan, Allah'tan korkun diyoruz. Kimse aç kalmaz. Bunlar bir sene sonra gidecek. Yarın hesap veremeyeceğiniz işlerin altına imza atmayın diyoruz. İmza derken işte en son Isparta Şehir Hastanesi'nde, bunlar memur değil midir bu İhale Komisyonu? Memur. Bir tane hanımefendi şerh koymuş. Demiş ki hanımefendi, bu temel atma 12 Mart'ta bu firma tarafından yapıldı. İhale 24 Temmuz'da yapıldı, 4 ay sonra. Bu olmaz, bu etik değil. Etik değil. 4 ay önce temel attırıyorsun adama, 4 ay sonra gel sana bu işi vereyim diyorsun. Hanımefendi, kadıncağız şerh koymuş. Namuslu bürokrat. Allah'tan korkan bürokrat. Erdoğan'dan değil, Allah'tan korkan. Kuldan utanan bürokrat. Ama yukarıda, şimdi isimlerini saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5 bürokrat da, 5 yetkili de şakır şakır imzalamış. Bunlardan hesap sormayalım mı kardeşim? Bu çalınan milletin parası, yetimin parası, tüyü bitmemiş yetimin parası, fakir fukaranın parası. Değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde küme düşen takımın teknik direktörünün işine son verilir. Türkiye 1970'li yıllardan beri G20'nin içindedir. AK Parti Türkiye'yi devraldığında Türkiye G20 içindeydi ve 17. sıradaydı. Altında 3 ülke daha vardı. Ve maalesef bunu üzülerek söyleyeyim. Türkiye G20'den düşmüştür. Hayırlı olsun.
bu Türkiye ekonomisinin geldiği yeri göstermek bakımından kötü, vahim bir tablodur. Bu bir takımın Süper Lig'den, neydi ondan sonraki lig? Birinci lige düşmesi gibi bir şeydir. Hangi takım küme düşüyor? Hangi takım yönetimi takımı küme düşüren teknik direktörü takımın başında tutar? İnanarak söylüyorum, aziz milletimizde Türkiye'yi küme düşüren Erdoğan'ı Türkiye'nin başında tutmayacaktır diyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Biz iktidar olunca bir kere enkaz edebiyatı yapmayacağız. Kötü Türkiye. Zaten bilerek giriyoruz. Biz Türkiye'ye çok tablo çok vahimdi biz iktidar olduğumuzda demeyeceğiz. Devri sabık yaratmayacağız. Biz bir şey yapmayacağız. Bizim yapacağımız iki şey var arkadaşlar. Elbette Yüce Divan mekanizmasının çalışacağı hususlar olacaktır. Bu bir devri sabık olarak algılanmamalıdır. Ama esas itibarıyla iki şey yapacağız. Elimize bir makas alacağız. Yargıçların cübbesindeki düğmeleri keseceğiz. Bir onu yapacağız. Elimize gene bir bıçak alacağız. Şimdi artık metal kelepçe yok, plastik kelepçe var. Savcıların elindeki kelepçeleri kesivereceğiz. Sonra sistem kendini zaten muhafaza altına alacaktır. Ya sorulmasın mı ya? Yani şimdi bir hırsızlık var. AK Parti iktidar oldu. 2002'de mecliste 5 tane soruşturma komisyonu kurdu. Eski hükümetin kimi bakanlarıyla ilgili soruşturma komisyonu kurdu. 2 ya da 3 tanesini de Yüce Divan'a gönderdi. Sen 19 yılda bir sürü iş yaptın. Kendi bakanlarını istifa ettirdin, siyasi hayatlarını bitirdin. Ama mecliste soruşturma komisyonu kurulmasını önledin. Şimdi bu Sezgin Baran Korkmaz'la bu tür ilişkisi olanlarla ilgili gözümüzü kapatıverelim mi? Millet bunu istiyorsa bunu da yaparız. Ama millet bize hesabı sorun diyecek. Benim kör kuruşuma el uzatandan hesap sorun diyecek. Devir olarak bir devri bütün AK Partilileri, bütün AK Parti yetkili ve etkililerini sabıkalı ilan etmeyeceğiz. Bütün 19 yıl içinde kamuda görev yapmış üst bürokratları, orta düzeyde bürokratları sabıkalı ilan etmeyeceğiz. Suçların ve cezaların şahsiliği prensibinden hareketle suç işleyenden kamu adına hiç kimsenin şüphesi olmasın hesap soracağız. Burada anlatamadığımız neler var? Utandığımız için anlatamadığımız o kadar kirli işler var ki. O kadar usulsüzlükler var ki. Ama tabii biz belge olmadan da konuşmayız. Evet, vicdanen kanaat getiriyoruz ama belgeye ulaşamadığımız sürece de bunları gündeme getirmiyoruz. Şimdi şu savcıya Sabık Holding diye bir broşürümüz var. Bunu örgütlerimiz dağıtıyor. Bazı yerlerde savcılar işgüzarlık yapıp bunun dağıtımını engelliyor. Ne var burada? Olanları anlatıyor, olanları. Kimle ilişkisi var? Kimle ne yapmış? Kimle nerede görüşmüş? Ne var bunda? Para trafiğini anlatıyor. Kara para trafiğini, uyuşturucu trafiğini. Ne var bunda? Savcı bey, bunda ne var kardeşim? Bunu niye toplatıyorsun? Nereden emir alıp da bunu toplatıyorsun? Bunları halledeceğiz. Buyurun. Şimdi ben burada bir laf ediyorum. Diyorum ki, bakın bugün, ayın kaç, 21 mi? 21 Ekim kardeşim. Bugün itibariyle söylüyorum diyorum. Sayın Genel Başkan'ın söylediği de budur. Yani niye 18 dersen, Cuma akşam söylediği için araya cumartesi pazar girecek. Kamu çalışmıyor. Kamunun çalışmaya başladığı tarih olan 18 Ekim işaret etmesinin altında özel bir şey aramaya gerek yoktur. Biz uyarımızı yaptık. Ha bu şu demek mi? Yani genel başkanın uyarısından önce suç işleyenlerle, devleti soyan, çalanlarla meşgul olmayacağız mı? Olacağız. Olacağız. Bunda bir tereddüt yok. Ama özellikle bu uyarıdan sonra parti militanı gibi çalışan bürokratlarla
ayrıca hesaplaşacağız tabii ki. Bu tarihten sonra. Bugüne kadar AK Parti militanı gibi çalışmış, korkmuş, sindirilmiş bürokratlara deriz ki kardeşim biz de uyarıyı geç yaptık, bu ayrı. Ama bu tarihten sonrakiler ayrı. Ama hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük orada tarih yok. Yani hırsızlık 18 Ekim'den öncesi iyi, masum 18 Ekim'den sonrası şey olmaz, fena olmaz. Hırsızlık hırsızlıktır, hep fenadır. Evet, çok teşekkür, buyurun. Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Yani siyasi partilerin olma özelliği, kurulma gerekçeleri ülkeyi yönetme, devleti sevk ve idare etme iddialarıdır. Hiç ülkeyi yönetme iddiasında bulunmayan siyasi parti olur mu? Böyle değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ettim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir emek, mesai sarf ediyorlar, çaba sarf ediyorlar. Şimdi ben onlar bu konularla ilgili söz laf edersem emek hırsızlığı yaparım. Biz devletin para, pul, mal, mülk hırsızlığına karşı olduğumuz gibi emek hırsızlığına da karşıyız. Çok teşekkürler, iyi mesailer, sağ olun.